TRT Avaz ekranlarından, Avrasya gündeminden merhaba değerli izleyenler. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklar diyelim dilerseniz. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 156 milyona, can kaybı 3 milyon 255 bine dayandı. Hindistan'da günlük can kaybı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşıların üzerindeki patent korumasının kaldırılması tartışılıyor. Kanada'dan da BioNTech-Pfizer aşısının 12 ile 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir salgın istihbarat merkezi kuruyor. Merkez, gelecekteki olası yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak istihbarat toplayacak, gözetim yapacak, analitik çözümler üretecek. Ayrıntıların tamamını birazdan Avrasya gündeminde bulacaksınız. Bir diğer başlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya'da temaslarda bulunuyor. TRT temsilcisi İlhan Atasoy tüm bu gelişmeleri Berlin'den aktaracak bizlere. Efendim, Türkiye geçtiğimiz günlerde bilindiği gibi Sputnik V aşısının tedariki konusunda Rusya ile bir anlaşma yapmıştı. Önümüzdeki günlerde 50 milyon dozun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İşte o anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonda görüştü. Biz de ayrıntıları alacağız. TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıç'la aktaracak. Efendim, dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren Dışişleri Bakanları düzeyindeki G7 toplantısı sona erdi. Toplantıdan Rusya ve Çin konusunda dikkat çekici açıklamalar var. Yine detayları TRT Londra temsilcisi Zeynep Er Yılmaz aktaracak. İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti sürüyor. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti. İsrail güçleri Doğu Kudüs'te de Filistinlilerin evlerine zorla el koymaya da devam ediyor. İşte tüm bu konu başlıklarının ayrıntılarını TRT World Kudüs temsilcisi Mustafa Fatih Yavuz aktaracak. Bir başka başlık, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Batı Trakya'ya ziyareti devam ediyor. Türk toplumuyla bir araya gelen Kıran, Türkiye'nin soydaşlarının hak ve menfaatlerini her platformda koruyacağını söyledi. Gümülcine'den TRT muhabiri Nejat Ahmet aktaracak gelişmeleri bizlere. Ve Türk dünyası diyeceğiz. Canlı yayın duraklarımız Bakü, Taşkent ve Nursultan olacak. Türk dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri canlı bağlantılarla programımızın içinde bulunacaksınız. O zaman buyurun habere. Avrasya gündemi dünden bugüne dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlıyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 156 milyona, can kaybı 3 milyon 255 bine dayandı. Hindistan'da günlük can kaybı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşıların üzerindeki patent korumasının kaldırılması tartışılıyor. Kanada'dan BioNTech-Pfizer aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay geldi. Dünya Sağlık Örgütü Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın istihbarat merkezi kuruyor. Merkez, gelecekteki olası yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak istihbarat toplayacak, gözetim yapacak, analitik çözümler üretecek. Türkiye geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının tedariki konusunda Rusya ile anlaşma yaptı. Önümüzdeki günlerde 50 milyon dozun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İşte o anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ve Mısır Dışişleri heyetleri arasında siyasi istişareler Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve beraberindeki heyetin temsil ettiği görüşmede iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. İsrail'de hükümet kurma arayışları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Rivlin yeterli desteği sağlayamayan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ardından hükümeti kurma görevini Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e verdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya'ya ziyaretlerde bulunuyor. Türk toplumuyla bir araya gelen Kıran, Türkiye'nin soydaşlarının hak ve menfaatlerini her platformda koruyacağını söyledi. Kıran'ın iki günlük programında Yunan yetkililerle resmi temas yer almıyor. Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren Dışişleri Bakanları düzeyindeki G7 toplantısı sona erdi. Toplantıdan Rusya ve Çin konusunda dikkat çekici açıklamalar geldi. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Ata yurdu Kırgızistan'dayız. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov dünya televizyonlarında ilk röportajını TRT'ye verdi. Japarov TRT Avaz'ın Avrasya gündemi özel yayınında Coşkun Özen'in sorularını cevaplandırdı. Japarov, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşacağını ifade etti. Fas'ta 25 yaşında bir genç kadın, 5'i kız, 4'ü erkek olmak üzere tam 9 bebek dünyaya getirdi. Anne ile bebeklerin durumu iyi. Efendim, salgın gündemiyle başlayalım. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 156 milyona, can kaybı 3 milyon 255 bine dayandı. Hindistan'da günlük can kaybı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşıların üzerindeki patent korumasının kaldırılması tartışılıyor. Kanada'dan BioNTech Pfizer aşısının 12 ile 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay geldi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi koronavirüs aşıları üzerindeki patent korumasının geçici askıya alınmasını savunuyor. ABD ticaret temsilcisi Catherine Tai, bu bir küresel sağlık krizi, olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir dedi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Başkan Biden'ın bu adımı desteklediğini açıkladı. Firmalar ve iş çevreleri ise buna karşı çıkıyor. Kanada'dan BioNTech Pfizer aşısının 12 ile 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay geldi. Daha önce 16 yaş ve üzeri için onaylanan aşı, ilk kez 16 yaşından küçük çocuklar için onay aldı. Açıklamada aşının bu yaş grubundaki çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtlar olduğu belirtildi. Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Bir günde 382.315 vaka tespit edildi. 3.780 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bini geçti. Oksijen makinesi sıkıntısı ülkedeki en büyük sorunlardan. Ülke genelinde 688.724 hasta oksijen desteğine ihtiyaç duyuyor. Virüsün Hindistan varyantına İran ve Kenya'da da rastlandı. Japonya'da vaka sayısı 614 bini geçti, can kaybı 10.500'e yükseldi. Koronavirüs vakalarının düşmediği Osaka kentinde OHAL'in uzatılması gündemde. Endonezya'da vaka sayısı 1 milyon 686 binin üzerinde. Ülkede bayram öncesi seyahat kısıtlamasına gidildi. 6-17 Mayıs tarihleri arasında seyahat etmek yasaklandı. Havaalanları ve terminallerde ise kısıtlama öncesi yoğunluk yaşandı. Efendim, Dünya Sağlık Örgütü Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın istihbarat merkezi kuruyor. Bu merkez gelecekteki olası yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak istihbarat toplayacak, gözetim yapacak, analitik çözümler üretecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de kurulacak. Sonbaharda faaliyete geçecek. İlk yıl bütçesi 30 milyon avro olacak. Bir anlamda gelecekteki olası yeni virüsler için erken uyarı vazifesi görecek. Dünya Sağlık Örgütü, Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın istihbarat merkezi kuracak. Merkez, olası bir salgını öngörebilmek için istihbarat toplayacak, gözetim yapacak. Bu sayede salgın riskleri önceden tahmin edilecek, çözümler üretilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, merkezin çeşitli devlet, akademik ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla küresel salgınları önleme platformu olacağını belirtti. Salgın İstihbarat Merkezi öncelikle koronavirüs salgınında bilgi, koordinasyon ve çözüm noktasında yaşanan sıkıntıları azaltacak. Özellikle devlet ve hükümet başkanlarının halk sağlığına ilişkin alacakları kararlara yardımcı olacak veri analizleri de sunacak. Böylece küresel bir salgında ortak mücadelenin de kolaylaştırılması sağlanacak. Merkezde yapay zeka teknolojisi kullanılacak.
Efendim, küresel aşı tedariki için üretimin artırılması salgının kontrol altına alınmasında hayati derecede önemli. Dünya Ticaret Örgütü'nde bir süredir aşıların üzerindeki patent korumasının kaldırılması tartışılıyor. Amerikan yönetimi geçici olmak kaydıyla işte bu adımı destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi koronavirüs aşıları üzerindeki patent korumasının geçici askıya alınmasını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Catherine Tai, bu bir küresel sağlık krizi, olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir, dedi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Başkan Biden'ın bu adımı desteklediğini belirtti. Firmalar ve iş çevreleri ise bu adıma karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi aşılar üzerindeki patent korumasının yalnız koronavirüs aşısıyla sınırlı olmak kaydıyla geçici kaldırılmasını destekliyor. Bu salgının atlatılmasından sonra üretilecek aşılar için yeniden patent korumasının uygulanabileceği anlamına geliyor. Efendim, 5 Mayıs koronavirüs hasta tablosu açıklandı. Son 24 saatte 229.491 test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 26.476 yeni vaka, 2.414 yeni hasta tespit edildi. 35.464 kişi sağlığına kavuştu. Maalesef 356 kişi ise salgın sebebiyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs'a ait koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. Bir günde 229.491 test yapıldı. Toplam test sayısı 48.459.224'e ulaştı. Son 24 saatte 26.476 semptom göstermeyen yeni vaka, 2.414 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısının 4.955.594 olduğu belirtildi. Son 24 saat içinde 35.464 kişi iyileşti. Sağlığına kavuşanların sayısı 4.589.501'e yükseldi. 5 Mayıs tablosuna göre 356 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 41.883 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.418 olarak kaydedildi. Efendim, dün hatırlanacağı gibi Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ardından YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapmıştı. Bakan Koca, Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için anlaşma imzalandığını söyledi. Sinovac aşısının tedarik süreciyle ilgili eleştirilere de cevap verdi Bakan Koca. İki seferde her biri 50 milyon dozluk anlaşma imzalandığını vurguladı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için anlaşma imzalandığını söyledi. 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalanmış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının tedarik süreciyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Eleştireceğim diye gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez, dedi. Eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp, Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 milyon değil diyor. Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detaylarıyla ifade ettim. Sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün Çin'den aşı gelecekti, karşı çıkacağım, eleştireceğim diye gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez. Bakan Koca, kısıtlamalar sayesinde vaka sayısında önemli bir düşüş yaşandığını vurguladı. Düşüşlerin ağır hasta ve vefat sayılarında da hissedilebileceğini söyledi. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Efendim, Türkiye geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının tedariki konusunda Rusya ile bir anlaşma yapmıştı. Önümüzdeki günlerde 50 milyon dozun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
İşte o anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmede koronavirüsle mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Öte yandan bir başka gündem maddesine geçecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'da mevkidaşı Kuleba ile görüşecek. Blinken ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Diğer bir gündem maddesi ise Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya ile ilişkiler ve Ukrayna konularının da ele alınacağı toplantı için Belçika'da bir araya gelecek. İşte tüm bu konu başlıklarının ayrıntılarını TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı'dan alacağız. Eşref, biz yine gündem maddelerini saydık. Ayrıntılar için sözü sana bırakalım. Evet Göktuğ, burada resmi tatil, Rusya'da 1 Mayıs 11 Mayıs arası resmi tatil, resmi kurumlar çalışmıyor, çok fazla da açıklama gelmiyor aslına bakarsanız. Tabii ki buna rağmen de politik gündem, siyasi gündem özellikle Batı'da devam ediyor ki Rusya karşıtı açıklamalar hem Brüksel'den hem de Washington'dan gelmeye devam ediyor. Ancak tabii bizim önceliğimiz Türkiye-Rusya ilişkilerinde özellikle aşı konusu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Putin yıl içerisinde şu ana kadar 5. defa görüşmüş oldu ki bunun 4 tanesi telefon görüşmesiydi. Bir tanesi de biliyorsunuz Mart ayı içerisindeki 10 Mart'taki nükleer tesisin 3. faz açılışıydı. Hatırlarsan temel atma töreniydi, video konferansla yapılmıştı. Dolayısıyla liderler Türk-Rus ilişkileri konusundaki iletişimi sürdürüyorlar ve özellikle son günlerde Sputnik V aşısı konusunda Türkiye ile Rusya'nın bir işbirliği inisiyatifi var ki sadece Türkiye'nin Rus Sputnik V aşısı almaktan öte aynı zamanda teknoloji transferiyle beraber Türkiye'de üretim bu aşının artık söz konusu. Bunlar zaten açıklandı. Şöyle ki dün de yapılan görüşmede özellikle hem koronavirüse karşı, salgına karşı ortak mücadele konularının, özellikle Türkiye'ye aşı sevkiyatı ve ortak üretim konusunun, hem de bölgesel konuların ele alındığı hem Kremlin açıklamasında hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yer verildi bu konulara. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye arasında şu an için bir Sputnik V aşısının ortak üretim konusunda zaten bir Türk şirketiyle, ilaç şirketiyle anlaşma imzalandığı Rusya doğrudan yatırım fonu tarafından geçen hafta açıklanmıştı. Bu doğrultuda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cuma namazı çıkışında yapmış olduğu Başkan Putin'le bu konuyu sürekli görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz açıklamasından bir hafta geçmeden işte bu konu ele alındı dün. Özellikle 6 ay içerisinde bu aydan başlamak üzere 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı konusu bu görüşmede ele alındı. Planlaması ele alındı tabii ki. Özellikle Türkiye'nin bu konuda Rus Sputnik V aşısının tanıyan 63. ülke olduğunu, acil kullanım onayı veren 63. ülke olduğunu söylemek gerekiyor. Neredeyse 3 milyardan fazla nüfusun artık Sputnik V aşısının gönderilmeye başlandığı ülke arasında Türkiye'de girdiğini söylemek gerekiyor. Türkiye sadece almakla kalmıyor. Senin de belirttiğin gibi ortak üretim konusu masada. Bu konuda da işte o planlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında görüşüldü. Tabii ki bir diğer konu var ki özellikle turizm konusu. Hatırlarsan 15 Nisan'dan itibaren 1 Haziran'a kadar Rusya Türkiye ile uçuşları sınırlandıran bir karar almıştı ki 1 Haziran'dan sonrası içinse müzakereler, görüşmeler devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin bu konuyu da görüştüler. Türkiye tarafı Rus turistlere bu anlamda garanti veriyor. Daha önce geçen hafta yapmış olduğu açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu konuda Lavrov'la görüştüğünü, özellikle bir Rusya'dan bir sağlık heyetinin, epidemiologların, sanitologların gelerek özellikle Türkiye'nin güneyindeki otelleri inceleyebileceğini, kendilerine ilettiğini, Rusların da bu konuya olumlu yaklaştığını söylemişti. Bu minvalde hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun hem de Sağlık Bakanı Koca'nın bu ayın ikinci yarısında Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor diyelim. Tam tarih net olmasa da bu minvalde hem turizm konusunun hem de aşı konusunun Dışişleri Bakanı Lavrov'la Çavuşoğlu'nun, Sağlık Bakanı Koca'yla da Rusya Sağlık Bakanı Murashko arasında görüşeceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında tabii ki bölgesel konular vardı ki özellikle Suriye, Libya ve Karabağ konusu ele alındı. Suriye'de özellikle Türkiye ile Rusya'nın yapmış olduğu anlaşmalara dikkat çekilerek bu çerçevede özellikle teröre karşı Suriye'nin her yerinde terör
kalıntılarına karşı ortak mücadelenin devam ettirilmesi konusunda liderler bir kez daha mutabık kaldılar. Diğer taraftan Suriye barış görüşmeleri için çatışan tarafları uzlaştırmak için Rusya ve Türkiye'nin inisiyatif almaya devam edeceğini söylendi bu görüşmede. Bir diğer görüşmede tabii ki Libya üzerineydi ki özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, geçiş hükümetinin çalışmaları ve Rusya'da çatışan, Libya'da çatışan tarafların uzlaştırılması konusundaki atılan adımları Rusya ve Türkiye'nin destek vereceği bir kez daha yinelenmiş oldu bu görüşmede. Diğer taraftan Rusya ile Batı arasında gerginlikle devam ediyor ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Erivan'daydı biliyorsunuz. Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan'la bir basın toplantısı yaptı. Orada özellikle Brüksel'e cevaplar verdi Lavrov. Yapmış olduğu açıklamalarda özellikle Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin kopmasının tek nedeninin Brüksel'in atmış olduğu olumsuz adımlar olduğunu söyledi ve Batı'dan özellikle Rusya'ya karşı hasmane tavırlar içerisinde olduğunu, Batı ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin temelsiz, mesnetsiz iddialarla Rusya'ya illegal, hukuksuz yaptırımlar getirildiğini, bunun da Rusya tarafından cevapsız bırakılmayacağını söyledi Lavrov bu meyanda. Tabii ki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları konuyu görüşecek. Rusya'ya karşı daha fazla nasıl adımlar atılacağına dair müzakerelerde bulunacaklar. Senin de belirttiğin gibi Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de şu an Ukrayna'da, hem Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmeler yapıyor ve Rusya'nın özellikle oradaki sınırlardaki askeri yanağını tamamen çekmediğini, sembolik olarak bazı güçlerin çekildiğini iddia ediyor Amerikan tarafı. Dolayısıyla durumu gözlemlediklerini söylüyor. Bu konuda biraz tansiyonun düştüğünü söylemek gerekiyor. Hem Ukrayna'dan gelen açıklamalar hem de Rusya'dan gelen açıklamalar biraz daha diplomasiyi ön plana çıkardığını, Normandiya formatında görüşmelerin devam edebilmesi için Rusya ve Ukrayna'nın kendi tezlerini bir kez daha sıraladığını, özellikle Rusya tarafının Ukrayna hükümetinden oradaki Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı güçlerle görüşülmesi, diyalog kurması gerektiği sürekli söyleniyor burada. Olası bir Putin-Zelenski görüşmesi veya Putin-Biden görüşmesi konusunda da Kremlin en son yaptığı açıklamada Biden'la Putin arasında görüşmenin mümkün olduğunu, ancak buna dair kendi şartları, koşulların olduğunu söylüyordu. Zelenski konusunda ise Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin görüşüleceğini, ancak Kırım konusunu veya Donbas konusunu masaya yatırmak istemediklerini söylüyor Rus tarafı kısaca. Evet, Eşref Yalın Kılıçlı, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim Avrasya gündemine. Efendim, dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren Dışişleri Bakanları düzeyindeki G7 toplantısı sona erdi. Toplantıdan Rusya ve Çin konusunda dikkat çekici açıklamalar var. Detayları alacağız. Hemen toplantının yapıldığı şehre, Londra'ya dönelim. TRT Londra muhabiri Zeynep Er Yılmaz karşımızda. Zeynep, öncelikle şunu soralım. Toplantıda Rusya ve Çin için ayrı paragraflar açıldı. İki ülke için de çok ağır eleştiriler yapıldı. Nedendi? Onu soralım ve detaylarda neler var? İki günlük Dışişleri Bakanları toplantısı dün sona erdi. Dünyanın en büyük 7 ekonomisine sahip ülkelerin Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Ancak şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bir de ilk yaşandığı pandemi süreci boyunca bu toplantılar yüz yüze yapılmamıştı. 2 yıl aradan sonra yüz yüze yapılan ilk toplantılar oldu. Ve Londra dönem başkanlığı, Birleşik Krallık dönem başkanı olduğu için toplantılar Londra'da düzenlendi. Şimdi biraz önce sen de söyledin. Özel parantezler açıldı. İki ülke vardı. Bunlardan bir tanesi Çin, bir tanesi de Rusya. Kapanışın ardından çok geniş bir biçimde, oldukça geniş bir biçimde ele alındı sonuç bildirgesinde bu iki ülke başlığı olmak üzere. Ancak şunu söyleyelim, sadece bu iki ülke yoktu. Özellikle son dönemde Çin, Rusya ve Covid salgınının dünya için en büyük tehlike olduğunun altı çizildi. İlk olarak Rusya ile başlarsak, zaten Birleşik Krallık'ın bu noktada daha önce masaya getirmeyi beklediği bazı planlar vardı. G7 ülkelerinin Rusya'nın provokasyonuna karşı ortak bir mekanizma çerçevesinde bir mekanizma oluşturmak istiyordu ama Birleşik Krallık bunda pek başarılı olamadı. Ancak şunu söyleyebiliriz, çok dikkat çekici açıklamalar geldi toplu olarak yapılan son açıklamada, son basın beyanatında ve Rusya'nın demokrasiyi baltaladığının özellikle altı çizildi. Ukrayna'daki durum ele alındı. Her zaman G7 ülkelerinin Ukrayna'nın arkasında olacağı belirtildi ve davranışlarından, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere G7 ülkeleri olarak, Rusya'nın davranışlarından özellikle endişe duyulduğunun
altı çizildi. Bir başka başlık, biraz önce sen de söyledin, Çin'di. Çin'in Uygur Türkleri açısından ele aldığı politika oldukça eleştiri konusu oldu. Çin'in uluslararası sisteme uyması gerektiğinin özellikle altı çizildi ve Uygur politikasının aslında tırnak içinde söyleyelim bir zorbalıkla götürüldüğünü belirtildi. Şimdi bir başka başlık var, salgında dedik ama salgında önemli bir başlıktı G7 zirvesinde. Diğer taraftan İran'ın nükleer çalışmaları da ele alındı ve İran'ın nükleer çalışmalarının durdurulması konusunda G7 ülkeleri olarak her şekilde bunun durdurulacağının altı çizildi diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Evet Zeynep, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Devam edelim değerli izleyenler. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştı. Bu arada şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Almanya'da temaslarda bulunuyor. Berlin'de basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Maiko Maas'la birlikte. Ve o basın toplantısı biteli de 5 dakika oldu. Bunun bilgisini de verelim. Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İkili ilişkilerimizde bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Berlin'deyiz demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ajandasına baktığımız zaman aslında geniş bir yelpazede diplomasi trafiğini sürdürdüğünü söyleyebiliriz değerli izleyenler. 3 gün önce Libya'daydı, daha sonra Slovenya'ya geçti, dün Bosna Hersek'teydi ve bugün de Berlin'de. Yine bültenimiz içinde bu olayın gelişmelerini bulacaksınız. Kurmayları da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun mesai içinde. Dün hatırlanacağı gibi Türkiye ve Mısır arasında 8 yıl sonra sıcak rüzgarlar esmişti. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet Kahire'ye gitmişti. Orada diplomatik temaslarda bulunmak üzere iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi üzerine ne yapılabilir, onlar konuşuldu. Ankara-Kahire hattında diplomatik görüşmeler yoğunlaşıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye heyetiyle Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını duyurdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanat Loza ile Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar ele alındı. Normalleşme adımları atılırsa karşılıklı ticaretin arttırılması ve deniz yetki anlaşması imzalanabileceği belirtiliyor. Görüşmelerden sonra karşılıklı büyükelçi ataması olması bekleniyor. Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları arasında görüşme öncesi yapılan açıklamalarda, istişari görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin İkili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesini sağlayacak gerekli adımlar üzerinde durulacaktır ifadeleri kullanılmıştı. Evet, biraz önce de bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel'le bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı dedik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada ikili ilişkilerimizde bölgesel konuları ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Berlin'deyiz dedi. Bir bağlantı yapacaktık. Arkadaşımız hattan düşmüş. Biz devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla değerli izleyenler. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov TRT'ye özel açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Kırgızistan'ın kardeş ülke olduğunu vurguladı. Japarov, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin eşiğindeyiz dedi. Gündeme dair soruları da cevapladı Cumhurbaşkanı Japarov. Kırgızistan-Tacikistan arasındaki çatışmaların anlaşmayla sonuçlanacağını ve barışın tesis edileceğini ifade etti. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Ata yurdu Kırgızistan'dayız. Tanrı Dağları'nın eteklerinde Bişkek'teyiz. Çok özel bir konuğumuz var bugün. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, dünya televizyonlarında ilk röportajını TRT'ye verdi. Japarov, TRT Avaz'ın Avrasya gündemi özel yayınında Coşkun Özen'in sorularını cevaplandırdı. Japarov, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşacağını ifade etti. Çekaralarda takto boyunca işleri cürüp yatat. 29-30 Nisan'da oldu bu olaylar. Daha önce böyle çatışmalar yaşanmıştı. Daha ufak çaplıydı. Hiç bu şekilde silahlar patlamamıştı. İki gün içinde geç kalmadan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmeler yaparak çatışmaları durdurduk.
İki ülke tarafından oluşturulan komisyonlar görüşmelerine devam ediyor. İnşallah kısa zamanda sınır noktalarının tespit edilmesi konusunu sonuca bağlarız diye düşünüyorum. Sınırlar belirlenmedikçe bu tür anlaşmazlıklar devam edecektir. Japarov, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine de değindi. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını söyledi. Türkiye ile Kırgızistan ilişkisi eskiden beri kardeşlik ilişkisidir. Bunu Türk halkı da Kırgız halkı da çok iyi biliyor. İnşallah bundan sonra Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin üst seviyeye çıkacağına inanıyorum. Bu ilişkileri tekrar canlandıracağız. Bizim 1000 yıllık ortak bir tarihimiz var. Bundan dolayı Türkiye ve diğer Türk devletleri ile ilişkileri kardeşçe şekillendirmek için çaba sarf edeceğiz. Japarov, Türk dünyasında daha aktif bir Kırgızistan olacağını belirtti. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi TÜRKBA ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un önemine değindi. Biz kurulduğundan beri TÜRKBA, TÜRKSOY gibi kuruluşlara üyeyiz ve destekliyoruz. Bunların aktif bir üyesiyiz. Türk Konseyi'nin dönem başkanlığı önümüzdeki yıl bize geçecek. TÜRKBA ve TÜRKSOY'a giren ülkelerin bir anlaşması ve buna göre stratejisi var. Her yıl ne yapılacağına dair program var. Biz o programa göre çalışacağız. TRT'yi yakından takip ettiğini vurgulayan Japarov, Kırgız Devlet Kanalı KTRK'nın TRT ile ortak çalışabileceğine dikkat çekti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı iki kanalın ortak çalışma kararı alması halinde gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le video konferans görüşmesi gerçekleştirdi demiştik. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Berlin'de ikili temaslarda bulundu ve yine mevkidaşıyla yaklaşık 10 dakika önce biten bir basın toplantısı gerçekleştirdi Çavuşoğlu. Şimdi biz iki liderin hem video konferans görüşmesinin ayrıntılarını hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Berlin temaslarının ayrıntılarını alacağız. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy karşımızda. İlhan, evet, sözü sana bırakalım. Neler aktaracaksın? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın görüşmesi 1,5 saatten fazla sürdü. Önemli gündem başlıkları vardı. Çavuşoğlu o başlıkları şöyle sıraladı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye konusundaki önemli başlıklar ele alındı iki bakanın görüşmesinde. Ancak salgınla mücadele ve tabii ki de Türkiye'nin özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm anlamında, sağlıklı, güvenli turizm anlamında attığı adımlar da iki bakanın görüşmesindeki önemli başlıklardı. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçen yıl önlemler çerçevesinde 1 milyon 200 binden fazla Almanı Türkiye'de ağırladığını ifade etti. Aynı önlemlerin daha da artırılarak bu sene hayata geçirildiğini söyledi. Turizm sektöründeki herkesi aşılayacağız dedi. Mayıs sonuna kadar dedi. Dolayısıyla geçen sene oranla daha fazla aşılama olacağını ifade etti. Ve özellikle Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi Mevlüt Çavuşoğlu. Almanya'nın katkısı bu anlamda çok dedi. Somut adımlar atma zamanı geldi artık dedi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestliğinin sağlanması da önemli olacak. 18 Mart mutabakatının yeniden ele alınması, güncellenmesi de önemli olacak dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Kıbrıs başlığının da ele alındığını söyledi. Almanya'nın bu noktadaki sağduyulu yaklaşımının devam etmesi gerektiğini, işbirliğinin devam etmesi gerektiğini altını çizdi Çavuşoğlu. Avrupa Birliği ile ilişkilerde pozitif bir ortam oluştu dedi. Ancak biliyorsunuz AB Komisyonu Başkanı'nın Türkiye ziyaretindeki oturma düzenine ilişkin tartışmalar vardı. İşte bu düzene ilişkin, bu tartışmalara ilişkin de Çavuşoğlu şunu söyledi. Söz konusu tartışmalar dedi, iki kurum arasındaki rekabetten kaynaklandı. Biz bu duruma üzüldük dedi. Türkiye'den kaynaklanan bir durum yok dedi koltuk krizinde. Ve söz konusu AB Komisyon Başkanı'nın Türkiye'yi ima etmesi doğru olmamıştır. Türkiye yıllardan bu yana protokol kurallarını doğru bir şekilde uygulamaktadır ifadesini kullandı. Tabii aşı konusu da gündemdeydi. Özellikle bu aşıların patenti noktasında tartışmalar var biliyorsunuz Avrupa'da bir süreden beri. Mevlüt Çavuşoğlu ortak üretim konusunda daha fazla işbirliği gerekiyor dedi. Ancak telif hakları konusunda da söz konusu şirketlere saygı duymak gerekiyor. Bu anlamda işbirliğine yönelik de vurgusu vardı Mevlüt Çavuşoğlu'nun.
tekrar edecek olursak önemli başlıklardan biri de turizm konusuydu. Hayko Mas'ın da yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü Hayko Mas da özellikle Türkiye-Almanya ilişkilerinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Almanya'nın yapıcı tutumunun devam edeceğini ifade etti. Türkiye için NATO'da önemli bir müttefik ifadesini kullandı ve özellikle baktığımızda Çavuşoğlu ile Hayko Mas'ın görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini anlıyoruz. Söz konusu açıklamalardan Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları birazdan devam edecek. Özellikle Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir görüşmesi var. Cumhurbaşkanı Sarayı'nda Steinmeier tarafından kabul edilecek Mevlüt Çavuşoğlu. Ardından da SDO'nun Genel Başkanı Armin Laschet'le de bir görüşmesi var. İki günden bu yana Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun temasları devam ediyor. Ancak en dikkat çekici teması bu görüşmesi kısa süre önce tamamlandı. Almanya Dışişleri Bakanı ile yapmış olduğu görüşmenin ayrıntıları özetle bu şekildeydi. Evet İlhan, aktardığın bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Devam edelim değerli izleyenler Avrasya gündemine. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile imzaladığı deniz anlaşması konusunda Yunanistan'la fikir ayrılıkları olduğunu söyledi. Dibeybe, Katar merkezi El Cezire televizyonla konuştu. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası hakkında açıklamalarda bulundu. Anlaşma konusunda Yunanistan'la aynı fikirde olmadıklarını söyledi Dibeybe. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız dedi. Libya Başbakanı, ülkenin doğusundaki paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönünde iyi işaretler olduğunu da söyledi. Dibeybe, Silahlı Kuvvetler Kurumu hariç devlet kurumlarının %80'ini birleştirdiklerini aktardı. Efendim, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti sürüyor. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti. Doğu Kudüs'teki dayanışma gösterisine de müdahale eden İsrail güçleri 4 Filistinliyi yaraladı. İsrail güçleri aynı zamanda Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine zorla el koymaya da devam ediyor. İşte biz de şimdi tüm bu konu başlıklarının ayrıntılarını alacağız. TRT World Kudüs temsilcisi Mustafa Fatih Yavuz karşımızda. Evet Mustafa Fatih Yavuz, İsrail güçleri Filistinlilere şiddet uygulamaya devam ediyor. Ayrıntıları senden dinleyeceğiz. Evet, İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te çok hareketli günler yaşanıyor. Şu anda Batı Kudüs'teyiz. Arkamda Başbakanlık Ofisi'ni görüyorsunuz. İsrail yeni başbakanını arıyor. Netanyahu mu yoksa Yair Lapid mi olacak? Bu sorunun cevabını ararken Filistinlilere zulmetmeye de devam ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi dün 16 yaşında bir Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Filistinli kaynaklara göre ismi Filistinli şehidin ismi Muhammed Ode, 16 yaşında ve sırtından iki yara aldı ve bu yaraları aslında bir süre dayandı, daha sonradan hastanede vefat etti. Filistinli kaynakların yaptığı açıklamaya göre İsrail güçleri uzun zamandır Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da baskısını devam ettiriyordu. Özellikle 2 Mayıs'ta İsraillilere bir saldırı düzenlenmişti bu bölgede. Daha sonradan İsrail araştırmasını, soruşturmasını şiddetlendirmişti. Saldırıyı yapanı bulduğunu iddia etse de daha sonradan Filistinlileri de maalesef şehit etmeye devam ettiler. Bunun yanında Şeyh Cerrah'ta, Doğu Kudüs'te yine hareketli günler yaşanıyor. Aslında da tekrardan 1948 yılında yaşanan Nakba'ya şahit oluyoruz diyebiliriz. Çünkü Filistinli ailelerin evleri zorla alıkonmaya çalışılıyor. İsrail'li yerleşimciler 1948'den önce bu bölgenin, bu evlerin kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar ve İsrail mahkemesine çeşitli belgeler sunuyorlar ve mahkemede 2019 yılında özellikle mahkeme bu evlerin boşaltılması gerektiğini ve İsrail yerleşimcilere verilmesi gerektiği yönünde karar almıştı. Ancak Filistinliler itiraz etmişti. Bugün çok önemli bir gün, bu konuyla ilgili mahkeme kararını vermesi bekleniyor. Dün Filistinlerle yaptığımız görüşmelerde, olaylar sırasında Filistinlerle konuştuk. Onlar da bize mahkemenin İsraillerle bir anlaşmaya gitmeleri konusunda çağrıda bulunduğunu söyledi. Ancak Filistinler hiçbir şekilde İsraillerle anlaşmayacaklarını, evlerini satmayacaklarını, burada direnmeye devam edeceklerini söylediler. İlerleyen saatlerde mahkemeden bir karar bekliyoruz. Mahkemenin kararına göre bu akşam ya Filistinlilerin sevinç çığlıklarını duyacağız ya da olayların şiddetlendiğini göreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, Mustafa Fatih Yavuz, çok teşekkürler aktardığım bilgiler için. Devam edelim diğer gündem maddeleriyle. Efendim, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya'ya ziyaretlerde bulunuyor.
Türk toplumuyla bir araya gelen Kıran, Türkiye'nin soydaşlarının hak ve menfaatlerini her platformda koruyacağını söyledi. Kıran'ın iki günlük programında Yunan yetkililerle resmi temas yer almıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Yunanistan ziyaretinin ilk durağı Selanik oldu. Atatürk evini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kıran, buradaki anı defterini imzaladı. Ardından Osmanlı Devleti'nin Selanik'te yaptırdığı son cami olan Hamidiye Camii'ni ziyaret etti. Osmanlı döneminden kalan diğer tarihi yer ve camileri de gezen Kıran, Türk toplumu temsilcileri ve din görevlileriyle görüştü. Tüm zorluklara karşı kimlik ve inançlarını koruyan soydaşların her zaman yanında oldukları mesajını verdi. Türkiye olarak soydaşlarımızın ifade ettiği gibi ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hak ve menfaatlerinin takipçisi olacağız, olmaya devam edeceğiz. Ve bu üzüntü verici durumun da ortadan kaldırılmasının takipçisi olacağız. Kıran Türk azınlığın statüsünün Lozan'la diğer uluslararası anlaşmalarla garanti altına alındığını aktardı. Etnik kimliğin inkarı, özgürlüklerin türlü bahanelerle kısıtlanması maalesef ikili ilişkilerimizi de olumsuz etkiliyor. Soydaşlarımızın huzur ve refahı arttıkça şu bilinmelidir ki ikili ilişkilerimizde bunun olumlu yansımalarını da görmeye başlayacağız. Kıran Ramazan vesilesiyle Batı Trakya'da soydaş kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70'e çıktı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Bölgede tespit edilen iki PKK'lı teröristin daha SİHA'lar kullanılarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece 23 Nisan'da başlayan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70'e yükseldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristlere kaçış yok ifadesine de yer verildi. Efendim, Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu binlerce kişiyi sokağa döktü. Bir haftadır devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. 900'den fazla da yaralı var. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Birçok kentte caddeler savaş alanına döndü. Kolombiya'da hükümetin vergi reformunu gündeme getirmesiyle başlayan gösteriler bir haftadır devam ediyor. Can kaybının 24'e yükseldiği gösterilerde yaralı sayısı 900'ü geçti. 500'den fazla kişi ise gözaltına alındı. Başkent Bogota'da göstericiler Ulusal Kongre binasına taşlarla saldırdı. Polisin müdahalesi sert oldu. Medellin'de de öğrenciler sokağa döküldü. Hükümetin vergi reformlarının yanı sıra polis şiddetini de protesto etti. Cali'de ise gösterilerde yollar trafiğe kapatıldı. Belediye başkanı kentte gıda ve ilaç sıkıntısı olduğunu hatırlattı. Göstericilerden oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçların dolaşımına müdahale edilmemesi talep edildi. Devlet Başkanı Ivan Duque, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Amerika İnsan Hakları Komisyonu da olaylara ilişkin bir açıklama yayımladı. Polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını kınadı. Çin ve Avrupa Birliği arasında 7 yıllık müzakerenin ardından uzlaşılan yatırım anlaşması belirsizliğini koruyor. Uygur Türkleri üzerinden karşılıklı uygulanan yaptırımlar dev anlaşmayı tehdit ediyor. Pekin'le Brüksel arasındaki Uygur Türkleri üzerinden yükselen diplomatik gerginlik dev yatırım anlaşmasını tehlikeye düşürdü. 7 yıl müzakerenin ardından varılan anlaşmanın onaylanması için girişimlerin dondurulduğu duyuruldu. Açıklamayı Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis yaptı. Dombrovskis, Avrupa Birliği Komisyonu'nda siyasi sürecin askıya alındığını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğü'nden daha sonra yapılan açıklamada ise onay sürecinin henüz başlamadığı belirtildi. Çin tarafından AB kişi ve kurumlarına uygulanan yaptırımların süreci dondurduğuna işaret edildi. Pekin ve Brüksel 7 yıl süren müzakerelerin ardından 2020 aralığında anlaşma üzerinde uzlaşmıştı. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Avrupalı şirketlerin Çin pazarına daha fazla girmesinin önünü açacak.
Ancak Avrupa'daki Çin merkezli yatırımlara da düzenleme getirecek. Avrupa Birliği Mart ayında Uygur Türklerine yönelik insani hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e yaptırım açıklamıştı. Pekin bu yaptırımlara anında karşı yaptırımlarla cevap verince ilişkiler gerginleşti. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda fikirleriyle büyük katkılar sunan siyaset adamı ve hukukçu Ahmet Ağaoğlu'nun kızı Süreyya Ağaoğlu'nun anıları Azerbaycan Türkçesine çevrildi. Türkiye'nin ilk kadın avukatı olan Ağaoğlu'nun Bir Ömür Böyle Geçti adlı eserinin tanıtımı başkent Bakü'de yapıldı. Şuşa'da doğdu. İlk öğretim döneminde ailesiyle Türkiye'nin yolunu tuttu. Türk dünyasının ilk kadın avukatı, uluslararası kadın hakları savunucusu Süreyya Ağaoğlu'nun eserleri Türkiye sınırlarını aştı. Süreyya Ağaoğlu'nun Cumhuriyet'in kuruluş dönemi, eğitim hayatı ve avukatlık dönemine ilişkin deneyimlerini anlattığı Bir Ömür Böyle Geçti eseri Azerbaycan Türkçesine çevrilerek okuyucuların beğenisine sunuldu. Azerbaycan Türkçesine tercüme olunması. Azerbaycan Türkçesine tercüme olunmasının bizim tarihimiz için büyük önemi var. Çünkü Süreyya Hanım iki ülkenin tarihinde çok büyük önemi olan bir şahsiyet. Türk dünyasının ilk kadın avukatı. Bu kitapta o devirde Azerbaycan ve Türkiye tarihine dair hayli ilgi çekici kısımlar var. Azerbaycan tarihine. Kitabın Azerbaycan'daki satışlarının gelirleri Azerbaycan Çocuk Sığınma Evleri Merkezi'ne bağışlanacak. Bu kitabın başarmak isteyen kadınlar, doğrudan genç nesil ve Azerbaycan'ın geleceği için mükemmel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Süreyya Ağaoğlu'nun ruhunu yansıttığını düşünüyorum. O Şuşa'da doğdu. Süreyya Ağaoğlu tüm kadınlar için örnek bir insandı ve öyle kalacağına eminim. 1975 yılında İstanbul'da ilk baskısı yapılan eser, Azerbaycanlı Ağaoğlu ailesinin ülkesinde daha yakından tanınmasını sağlayacak. Efendim, Azerbaycan gündemiyle devam edelim. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Fatih, neler aktaracaksın bize? Evet, bayrama artık sayılı günler kaldı ve bayram öncesi bugün Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu'nun Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin operatif karargahının bir toplantısı vardı. Bayrama yönelik tedbirler ele alınacaktı. Bu tedbirleri bekliyorduk. Artırılacak mıydı, azaltılacak mıydı? Bir yıldır ibadethaneler kapalı, alışveriş merkezleri kapalı ama bununla ilgili bir karar çıkmadı. Operatif karargâhtan yapılan açıklamada aşıya yönelik bir açıklama geldi. 18 yaş Azerbaycanlıların artık, yani 18 ve üzeri yaş Azerbaycanlıların önümüzdeki haftadan itibaren aşılanacağı ifade edildi. Bayramda Bakü'den girişler çıkışların kısıtlaması herhangi söz konusu olmadı. İnsanlar şehirlere gidebilecekler, memleketlerine gidebilecekler. Herhangi bir tedbir arttırma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü Azerbaycan'da günlük vakalar artık bine kadar düşmüş durumda. Pazartesi günü binin altına inmişti. Pazar günü muhtemel az test yapıldığı için bu sayı binin altına inmişti. Ama son iki güne baktığımızda yine 1080 civarlarında günlük vakaları görüyoruz. 1080 yeni vaka, 2074 kişi sağlığına kavuştu. 20 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Toplamda 323.000'i geçti toplam vaka sayısı. 298.949 kişi ise sağlığına kavuştu şu ana kadar. Azerbaycan'da aktif hasta sayısı 30.000'i aşmıştı. Artık 20.000'e kadar dayanmış durumda, düşmüş durumda. 20.275'e düştü. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.617 oldu Azerbaycan'da ve şu ana kadar 3.289.000 test yapıldı. Aşı sayılarına bakacak olursak 1.566.000 aşı yapılmıştı. Bunun 987.000'i birinci doz, 578.000'i ise ikinci dozu oluşturuyor. 300.000 Sputnik aşısı da gelecek ve önümüzdeki haftadan itibaren 18 yaş ve üzeri bütün Azerbaycanlıların artık aşı uygulaması başlamış olacak. Hiçbir yaş sınırlaması, meslek sınırlaması olmayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren zaten Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan da yapılmış açıklama, nüfusun %70'i, %80'i, yani 18 yaş
yaş altını çıkarın, herkes aşılanacak dendi. Dün bir istatistik açıklandı. Başkent Bakü'de en fazla vakaların görüldüğü noktaydı. İşte burada en fazla vakanın görüldüğü ilçeler de açıklandı. Binegede kasabası %15 oldu en fazla görülen yer. Burayı Hatay'ı ve üçüncü olarak da bizim de şu anda bulunduğumuz Yasamal ilçesi en fazla vakaların görüldüğü yer olarak da dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Evet, Fatih Avanos, aktardığın bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Azerbaycan gündeminin ayrıntılarını Fatih Avanos aktardı. Şimdi Kazakistan gündemine bakalım. TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Evet Janar, hem koronavirüsle ilgili ayrıntıları açıklayacaksın hem de Rus siyasetçilerin Kazakistan'la ilgili bir açıklaması vardı. Lavrov da buna tepki gösterdi. Bu haberin ayrıntılarını da senden dinleyelim. Evet Göktürk Rıca, sizin de belirttiğiniz gibi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kazakistan'ın Xabar Devlet kanalına özel röportaj verdi ve röportaj sırasında Rus milletvekillerinin Kazakistan toprakları hakkında skandal açıklamalarını yorumladı. Hatırlatalım, Aralık ayında Rus Duması milletvekilleri Vyacheslav Nikonov ve Evgeniy Fyodorov Rusya Devlet Televizyon kanalında Kazakistan topraklarının Rusya'dan verilen hediye olarak değerlendirmişti. Lavrov bu açıklamalar hakkında şöyle bir açıklama yaptı. Rus siyasetçiler Kazakistan'ın toprak bütünlüğü hakkında kışkırtıcı açıklamalar yaparak sadece dikkatleri kendilerine çekmek istiyorlar. Kazakistan ile Rusya'nın politikasını belirleyenler hiçbir zaman böyle bir açıklama yapmadı ve açıklama yapmayacak dedi. Öte yandan biliyorsunuz dün Kırgızistan'da yeni anayasa kabul edildi ve bu nedenle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'u tebrik etti ve Tokayev'in mesajında Kazakistan Kırgızistan'ın stratejik ortağı ve müttefiki olarak kardeş Kırgız halkına her zaman destek vermeye hazır ifadelere yer aldı ve Cumhurbaşkanı'na böyle bir sorumlu görevde başarılar diledi diyelim. Öte yandan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Soy aşı olan vatandaşlar sayısı açısından Kazakistan'ın dünyada 57. sırada olduğunu belirtti. Öte yandan 1 Şubat'ta başlayan aşı kampanyası kapsamında bugüne kadar başkent Nur Sultan'da 118 binden fazla kişi COVID-19'a karşı Sputnik V aşısı ile aşı oldu diyelim. Aynı zamanda Kuzey Kazakistan bölgesinde ise karantina tedbirleri gevşetiliyor. Bölge kırmızı bölge listesinden yeşil bölge listesine geçti diyelim. Ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son rakamları aktaralım. Ülkede vaka sayısı 334.812'ye yükselirken 288.187 hasta iyileşti ve ülkede 3.833 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Janar Salıbay, aktardığın bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Devam edelim Avrasya gündemine değerli izleyenler. Spor diyelim. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i eleyen Manchester City ilk finalist olmuştu. İngiliz takımının rakibi bir başka ada ekibi Chelsea oldu. Birbirin rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk eden Maviler, rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçta pozisyon açısından da üstün bir oyun sergileyen Chelsea'nin gollerini Timo Werner ve Mason Mount kaydetti. Bu sonucun ardından 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi Chelsea oldu. Efendim Fas'ta 25 yaşındaki bir genç kadın 5'i kız 4'ü erkek olmak üzere tam 9 bebek dünyaya getirdi. Anne ile bebeklerin durumu gayet iyi. Fas'ın Casablanca kentinde bir kadın kelimenin tam anlamıyla 9 doğurdu. 9 bebek dünyaya getiren Malili kadın dünyanın gündemine oturdu. Halime Sisi isimli kadın sezaryenle 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi. Doktorlar anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Operasyon sırasında 9 bebeği gördüğümüzde çok şaşırdık. Bizim için de sürpriz oldu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak tüm senaryolara da hazırdık. Mali'de yapılan ultrasonlarda 25 yaşındaki genç annenin 7 bebek taşıdığı tespit edilmişti. Bebeklerin sağlık durumunun kontrolü için Mart ayında Fas'a sevk edilen anne 9 bebek sürpriziyle karşılaştı. Sezaryenle doğum yapan anne 9 bebeğine kavuşmaktan mutlu.
Hükümetse böylesine nadir görülen bir doğum karşısında masrafları üstlenerek aileye yardımcı oldu. Özbekistan gündemine bakacağız şimdi. TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek Alimov karşımızda. Şahruh Bek, neler aktaracaksın bize? Geçtiğimiz günlerde Özbekistan Avrasya Ekonomik Birliği'ne birliğiyle bir anlaşma imzaladı ve Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen bir toplantıya Özbekistan adına Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov katıldı ve orada gözlemci ülke olarak katıldı Özbekistan tarafı ve onun sonunda toplantı sonrasında Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği anlaşması imzalandı ve bu anlaşma gümrük, ticaret, lojistik ve tıp hem de ilaç malzemeleri konularında işbirliğini sağlamaya yönelik bir maddeleri içeriyor. Onun dışında bu Avrasya Birliği ülkeleriyle işbirliği ve tecrübe paylaşımı konusunda bir takım avantajlar sağlayacak. Ama bu anlaşmanın herhangi bir mali zorunluluğu yok. Yani bu anlaşmada herhangi bir Özbekistan tarafından bir zorunluluk tutulmayacak. Sadece tecrübe paylaşımı ve veri paylaşımı konularında işbirliği sağlanacak. Öte yandan Özbekistan Yunanistan'daki başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı. Bununla ilgili bilgileri Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Yusuf Kabilcanov basın toplantısında duyurdu ve Yunanistan'ın Atina şehrindeki başkonsolosluk artık kapanacak ve onun yerine İsveç Krallığı'nda bir büyükelçilik açılacak. Bununla ilgili bilgileri dediğimiz gibi Dışişleri Bakanı basın sözcüsü Yusuf Kabilcanov basın mensuplarına iletti. Onun dışında koronavirüs vakalarına gelecek olursak ülke genelinde bugün yılın en yüksek günlük vakası kaydedildi. Daha doğrusu 452 kişide koronavirüs tespit edilerek yılın en yüksek vakası bugün kaydedilmiş oldu. Ve salgının başlangıcından bu yana 93.176 kişide koronavirüs tespit edilerek 88.975 kişi sağlığına kavuştu. Son 24 saat içerisinde ise 440 kişi daha sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Şu anda ülke genelinde hastanede tedavi gören vatandaşların sayısı 3.544 olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Son 24 saat içerisinde maalesef 2 kişi hayatını kaybetti ve salgının başlangıcından bu yana 657 vatandaş koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmiş oldu. Öte yandan aşı işlemleri devam ediyor. Son 24 saatte 45 binden fazla vatandaş aşı oldu. Bu vatandaşların bazıları aşının ikinci dozunu kabul etti artık ve ülke genelinde aşı olan vatandaşların sayısı 1 milyonu geçti. Daha doğrusu 1.009.510 kişi artık aşı olmuş vaziyette ve bunlardan 32.533 kişi aşının ikinci dozunu kabul ederek artık tam aşılanmış oldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Şahruh Bek Alimov, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Biz de Özbekistan gündeminin ayrıntılarını aldıktan sonra bugün de Avrasya gündeminin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte, saatler 13'ü gösterdiğinde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.